Ama Edinburgh'dan herkese merhabalar. Şimdi Ocak ayında hiç beklenmeyecek kadar güzel bir hava sıcağı karşılıyoruz. Hava bu kadar güzel olunca da biz de hem dışarı çıkalım, biraz yürüyüş yapalım, hem de biraz aslında sohbet edelim istedik. Şu anda Nürnberg'in Wörther Wiese kısmındayız. Burada arkamda gördüğünüz çok güzel bir göl var. Burası insanların genelde yürüyüş yapmaya geldiği, spor yaptığı bir yer. Hazır buraya gelmişken de Almanya taşınma sürecimiz nasıl iş değiştirdik, burada nasıl iş bulduk, yerleşme sürecimiz nasıl oldu, çalışma izni, belgeler vesaire nasıl hallettik, aslında biraz bununla ilgili sohbet edelim istedik. Belki izleyenler arasında Almanya'ya çalışmak için gelmek isteyenler olabilir, okumak için gelmek isteyenler olabilir. Bunlarla ilgili biz kendi deneyimlerimizi anlatalım istedik. Şimdi önce belki bizim gezi videolarımızı izlemiş olabilirsiniz ama kendimizi hiç tanıtmamıştık. Biraz belki o kısımda başlayabiliriz. Kısaca biraz kendimizden bahsedebiliriz. Ne iş yapıyoruz, neler yapıyoruz, nasıl geldik diye. Ben kendimden başlayayım. Olur. Şimdi bildiğiniz gibi isim Aybüke. Ben makine mühendisiyim. Yaklaşık 6 sene kadar Türkiye'de hep satış departmanında çalışıyordum. 2 sene önce de Almanya'da başka özel bir yine Alman şirketine geçiş yaptım. Normalde Türkiye'de işte lisansımı bitirdim, bir yüksek lisans yaptıktan sonra hazır buraya geldikten sonra bir 6 ay geçti ve Münih Teknik Üniversitesi'nde ikinci master'ıma başladım. Şu anda hem tam zamanlı olarak bir Alman şirketinde çalışıyorum hem de yüksek lisansımı bitirmeye çalışıyorum. Bu kadar mı? Onun dışında bu kadar. Tamam, ben devam edebilirim. Benim ismim de Seçkin. Ben daha önce Türkiye'de de çalışmış bulunduğum şirketin globalde headquarter'ına geldim. Stuttgart'ta çalışıyorum. Hepinizin çok bildiği bir otomotiv firması aslında bakarsanız. Nürnberg'de yaşıyoruz, Stuttgart'a gidiyorum. Haftada 2 gün ofis zorunluluğumuz var ama bundan önce çok daha azdı. 2 haftada bir gidiyorduk ama şimdi haftada 2 gün ofise gidiyoruz. Benden de bu kadar şimdilik o zaman. Evet, benim işim sebebiyle Nürnberg'de yaşıyoruz aslında. Bir karar vermemiz gerekti hangi ilde yaşayacağız diye. Ben şirket değişikliği yaptığım için önceliği bana vermiş olduk. Seçkin bu konuda biraz fedakarlık yapmış oldu. Şirket değişikliğinden de öte tabii ki hanımlar önceliğimizdir. Hanımcılık kazanacak tabii, diyoruz. Tabii kazandı çoktan. Şimdi iş konusunda bu şekilde. Biz peki bu değişikliği nasıl yaptık diyecek olursak aslında şöyle oldu. Ben iş başvurularını LinkedIn üzerinden yaptım ve toplamda biraz belki de şans eseri diyeyim. Toplamda yaptım 30 başvuru üzerinden bir görüşme yapıp daha sonrası 2 tane iş görüşmesi sonrasında kabul aldım. Siz de eğer gelmek isteyenler olursa bu arada ikimiz de normalde belli seviyelerde Almanca biliyor olmamıza rağmen İş görüşmelerinde herhangi bir Almanca belirtmemize gerek kalmadan pozisyonlarımıza kabul edildik. Benim hatta batırdığım iş görüşmeleri oldu ya. Amazon'la görüştüm. Bir business development pozisyonuydu galiba. Batırıyordum yani Almancayı. Ama şansa ki benim çalıştığım şirkette bir takım vardı ki eşleniği Almanya'daydı. O yüzden benim geçişim nispeten biraz daha kolaydı. Yani aslında bir head vardı ama iki takımı vardı Türkiye ve Almanya'da. Dolayısıyla ben Türkiye takımından aslında Almanya takımına transfer olmuş oldum. Benim için nispeten daha kolaydı. Benim tarafımda da şöyle oldu. Ben normalde eski işimde çok lokal çalışıyordum. Hep Türkiye'de olan müşterilerim vardı. Şu anda geçtiğim pozisyon global bir pozisyon ve yine satış departmanında çalışıyorum ama global bir rol olduğu için sadece İngilizceye ihtiyaç duyuyorum. Herhangi bir Almanca kullanmıyorum. Yani ekip arkadaşlarıyla belki ara sıra deniyorum diyeyim konuşmayı ama onun dışında işim için bir gereklilik değildi Almanca. O yüzden öncelikli olarak gelmek istiyorsanız Almanca biliyor olmanız tabii ki bir artı. Çünkü günlük hayatta gelecek olan mektuplardan tutun da diğer işlere kadar her şey Almanca oluyor. Ama işiniz için de işe kabul almak için global rollerde özellikle bu bir zorunluluk değil. Bir artı sağlar ama Almanca bilmeden de Almanya'ya çalışmak için gelebilirsiniz. Ya tabii ya artık telefonlarda bile Google'dan işte kameraya basıyorsun tak diye çeviriyor yani. Dolayısıyla çok büyük bir şey değil. Eğer ki kendi işinizi Almanca yürütebiliyorsanız gerisi her türlü halledilebilir bir şey yani. Burada entegrasyon kursları var, Almanca kursları var, şirketler kurs sağlıyor vesaire vesaire. Bir ton online programlar da var. Bir şekilde o konuyu hallediyorsunuz. Önemli olan buradaki günlük işinizi Almanca haricinde yapabiliyor olmanız. Kesinlikle. Şeye gelecek olursak da burada bir işe nasıl kabul edersiniz, nasıl başvurursunuz kısmında. Dediğim gibi ben LinkedIn üzerinden başvurmuştum. Seçkin zaten şirket içerisinde bir geçiş yaptı.
Ama bunun dışında her bir şirketin kendi kariyer web siteleri var ve bence o sitelerden başvurmak başka bir aracılık firmayla başvurmanızdan daha yüksek şans sağlıyor. Ve benim kendi yöneticimin işe alım sürecini gözlemlediğim kadarıyla da bu European Union'ın Europass denen bir CV şekli var aslında. Bu Avrupa Birliği'ndeki firmaların genel olarak bildikleri bir format ve CV'leri genelde o formatta olduğunda daha rahat değerlendirebiliyorlar diyeyim. O yüzden eğer bir başvuru yapacaksanız ve bana karısı eğer CV'nizi düzenleyeceksiniz bu Europass formatında başvurursanız bu ihtimalinizin artacağını düşünüyorum. Diğer başvurabileceğiniz web sitelerinde videonun yan tarafına ekleyebiliriz. Yani öneri olarak oralardan da başvurabileceğiniz Glassdoor gibi ya da farklı web siteleri gibi oralardan da başvurabilirsiniz. Tabii biz işte başvurduk, kabul aldık vesaire ama hikaye orada bitmiyor. Asıl tam o andan sonra başlıyor. Çünkü çalışma izniydi, vizeydi, burada bir ev bulmaktı. Gerçekten çok uzun ve zor süreçler oluyor. Şimdi bizim sürecimizi anlatacak olursak biz gelirken kurumsal firmaların çoğu aslında size en azından kalıcı bir ev bulana kadar yani bir ay belki bir buçuk ay, kimi yerlerde iki ay kadar size bir konaklama yeri sağlıyor. Biz bir buçuk ay kadar şirketin sağladığı bir otelde konakladık evimizi seçip bulana kadar. Daha sonrasında da yine şirketin ayarladığı bir aracı kurumla istediğimiz, geçici olarak en azından kalmak istediğimiz eşyalı bir ev bulabildik. Evet. Bizde şöyle bir durum vardı. Herhangi bir eşyamız olmadığı için ilk başta en azından eşyalı bir eve geçmenin daha kolay olacağını düşündük. Kira bazında belki biraz daha yüksekti ama eşyaları bekleme süreci, yerleşim süreci daha kolay olacağı için ilk başta böyle bir seçim yaptık. Bir bir sene sanırım herhalde değil mi? Bir sene kadar falan o evde yaşadık. Ya tabii şöyle oldu. Aslında biz Aybüke'yle 2022 Eylül'de tanıştık. 2022 Eylül'de mi? 2021. 2021. Biz Aybüke Eylül'de tanıştık. Ondan sonra 2022 Ocak'ta Aybüke gitti. 2022 Nisan'da da ben gittim. Dolayısıyla o Ocak, işte Mart-Nisan arasını zaten otelde işte geçirdim. Mart'ta ben geldim. Ondan sonra da hemen bir eşyalı ev bulduk. Dolayısıyla biz Türkiye'den çıktığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Evet. Velhasıl da ben hatta işte evlilik teklifi etmiştim. Ağustos 3'te de şeyimiz vardı, düğünümüz vardı. Pardon, Ağustos 3'te burada resmi olarak evlendik. Ağustos 20'de de düğünümüz vardı. Biz hiç o eşya alma, efendime söyleyeyim, lüks bir yerde oturma falan o tarz şeyleri zaten geri plana atmıştık. Önemli olan bir yere yerleşebilmekti. En azından kısa vadede bir düzen kurabilmekti. O yüzden de fikir eşyalı bir eve girmekti. Doğru. Ve ikinci işte şeyimizde, motivasyonumuzda ben tabii Stuttgart'ta çalışacağım için Hauptbahnhof'a, işte o merkez istasyonu, tren istasyonuna daha yakın olmamız gerekiyordu. Yani ben de en azından fazla ızdırap çekmeyeyim. Evet. Aslında merkezi bir konumda eşyalı bir ev bulduk ilk aşamada. Planımız evlendikten sonra da asıl düzenimizi kuracağımız kendi işte evimize geçmek. Evet, bu arada şöyle bir detay da var. Biz Türkiye'de tabii buraya gelmeden önce Setkin'le evlenmemiştik. Evlenme kararını bile hatta bu süreç içerisinde aldık ve sonrasında nikah işlemlerini, yani resmi işlemleri aslında Almanya'da yaptık ve konsoloslukta evlendik. Ama hani sevdiğimiz insanlarla ve ailemizle kutlama kısmını ve düğün kısmını Türkiye'de yapmayı tercih ettik. Ama birçok anlamda hani hem işte kağıt işleri ve resmi tarafların Almanya'ya transferi konusunda daha büyük kolaylıktı. Hem de bir yandan güzel bir anı olur ve böyle bir fırsat varken neden Almanya'da bu süreci yapmayalım ki diye düşündük. Hatta bir iki fotoğrafımızı da ekleriz o günden hatıra olarak. Tam şuraya olsun. Ve belki en ilerleyen süreçte bu şekilde yurt dışına evlenmeyi düşünüyorsanız, en azından Almanya'da evlenmeyi düşünüyorsanız bununla alakalı neler gerekiyor, nasıl bir süreçten geçtiğimizi de anlatabiliriz. Sonrasında aslında ikinci eve taşınma kısmında onu da belki başka videoda daha detaylı anlatırız ama bir evden bir eve geçme süreci, yani taşınma sürecimiz de oldukça karışık ve zor geçen bir süreç oldu. Çünkü Almanya'da özellikle ev eşyaları almak ya da bir yerde sipariş verme konusunda biraz hem uzun sürebiliyor teslimat süreleri hem de teslimat öncesinde sipariş verirken dikkat etmeniz gereken belli şeyler var. Mesela bir beyaz eşya siparişi veriyorsanız, özellikle Amazon'dan benim böyle bir anım var. Sipariş veriyorsanız eğer montaj şeklini ya da nereye kadar teslim edilmesi gerektiğini özellikle seçmeniz gerekiyor.
dümdüz seçtiğiniz bir ürün çünkü bir anda sabah 7'de apartmanınızın girişine bırakılan bir çamaşır makinesini alın bunu iki kat kendiniz yukarı taşıyın gibi bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Yani orada farklı detaylar da var, onları da anlatabiliriz. Böyle şeyler de yaşadık. O yüzden ev taşınma esnasında ve diğer eşya alım kısımlarında aslında bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında başka ne yapıyoruz? Benim işte bir yüksek lisans konum var. Onunla alakalı da belki daha detaylı anlatabilirim. Çünkü başvuru süreçleriyle ilgili de genelde ben de kendim başvururken çok araştırmıştım. Diğer taraftan hani yakın çevremde de bununla ilgili çok sorular geldi. Nasıl işte Münih Teknik'te yüksek lisansa başladım? Aslında Almanya'da genel olarak bir yüksek lisansa başvururken neler yapılır kısmını da belki eğer merak edenleriniz olursa anlatabiliriz. Tabii bu süreç içerisinde bir de şöyle bir durum var. Siz buraya gelirken bir vize ve bir çalışma iznine ihtiyaç duyuyorsunuz Almanya'da çalışabilmek için. İşe başladığınızda önce bir vizeyle geliyorsunuz. 6 aylık genelde oluyor bu vize. 6 aylık vize sürecinde hem aslında o şirketteki deneme sürecinizi de bir yandan tamamlamış oluyorsunuz. Hem de o süre içerisinde gerçek çalışma izniniz ya da alacağınız o oturum izni kartınızın başvurusuyla ilgili diğer çalışmalar yapılıyor. 6 ayın sonunda eğer hala bir tarih gelmemişse size oturum izninizin başvurusuyla ilgili bir uzatma kağıdı daha geliyor ve bu uzatma kağıdı ile ilgili vizenin uzatma kağıdıyla tekrar yine ülkeye giriş çıkış yapabiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Neredeyse bu aslında asıl başvurunuzun tarihinin gelmesi bir seneye yakın sürebiliyor. Ya bu şehirden şehire çok değişiyor. Biz Nürnberg'de yaşadığımız için belki nispeten diğer şehirlere göre daha kısaydı. Ama Stuttgart'ta sanırım senin iş arkadaşlarından da bildiğimiz gibi böyle 1,5-2 sene bulanlar neredeyse var. Var ve şeyin de etkisi var. Bu Ukrayna Savaşı sonrası oradan buraya çok fazla göç oldu. Onları önceliklendirdiler de. Doğru. Dolayısıyla bizim başvurular tam o süreçte denk geldiği için belki biraz daha arka plana atıldığı zamanlar da oldu. Doğru. Bu şekilde ama bu hani tarihin size gelmesi de yeterli olmuyor. Bu sadece sizin gidip aslında başvuru yapabilme tarihiniz. Sonrasında başvurunuzu yapıyorsunuz, değerlendirmeye alınıyor. Ve yaklaşık yani 2-3 ay kadar sonrasında da eğer şanslıysanız kartı alıyorsunuz. Kart şeklindeki oturumunuzu alıyorsunuz. Bu kartta da şöyle bir durum var. Eğer blue kartla geldiyseniz yani mavi kartla geldiyseniz ki biz öyle gelmiştik. Genelde 4 senelik bir oturum veriliyor size. 4 sene sonrasında ya zaten bunu o süre içerisinde kalıcı oturuma çevirebiliyorsunuz ya da belki vatandaşlık işlemlerine zaten vatandaşlığa geçebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Siz burada çalışmaya başladığınızda bu 4 senelik olan oturum izninizin ilk 2 senesi çalıştığınız şirkete bağlı oluyor. Yani siz eğer bu 2 sene içerisinde, ilk 2 sene içerisinde iş değiştirmek isterseniz başka bir şirkete geçtiğinizde o şirket sanki siz Türkiye'den bir daha geliyormuşsunuz gibi aynı işlemleri, aynı çalışma izni başvurularını yapması gerekiyor ki bunu genelde çok istemiyor şirketler. Biraz masraflı ve zor bir süreç olduğu için. Tekrar bir sponsorship konusuna giriyor. O yüzden de 2 sene seni XYZ firmasına, zaten yazıyor şeyde de, vizenin üzerinde de yazıyor. Ek bir kağıt olarak verdiği şeyde de zaten yazıyor. Bu vize şu tarihe kadar XYZ firmasındaki şu pozisyona bağlı olarak verilmiştir diyor. Evet. 2 sene sonrasında bu bağınız kopuyor ve siz iş değiştirmek isterseniz herhangi bir sponsorship ya da ek bir işleme gerek kalmadan başka bir şirkete geçebiliyorsunuz. Bundan bu arada hani kalıcı oturumun alınmasıyla ilgili de bambaşka bir süreç var. Onu da belki başka bir videoda anlatırız size. Hatta şu anda biz belki o sürecin içerisinden de geçeceğimiz için hem bir yandan deneyimleyip hem sizinle paylaşabiliriz. Ama genel olarak vize ve oturum süreçleri aslında bu şekilde işliyor. Aslında bunun sonrasında da genelde şeyi merak ediyor insanlar. Ya vatandaş ne zaman oluyoruz, nasıl oluyor falan. Yani vademizi sürecine girdik, işte 2 sene de geçti. Almanya'da şansımıza olsa gerek birçok konu, yani bu konuda birçok değişiklik yapıldı ve yasa sonunda meclisten geçti. Eskiden 8 yıl Almanya'da kalma zorunluluğu vardı vatandaşlık için. Şimdi ise herkes bas bas bağırıyor yani bizim işçiye, bizim göçmen işçiye ihtiyacımız var vesaire diye. Dolayısıyla bu süreci de kolaylaştırdılar. Artık 5 senede B1 seviyesi Almanca sunabildiğinizde Alman vatandaşlığına hak kazanıyorsunuz. Hatta bu entegrasyonu yani işte ileri entegrasyon dedikleri biraz daha iyi yani C1 seviyesinde Almancayı sağlayabiliyorsanız eğer veya efendime söyleyeyim burada bir okulda okuduysanız veya gönüllü işler yaptıysanız bu süreç 3 seneye kadar inebiliyor. Güzel yanı ne? Bununla geçen bir diğer yasada çifte vatandaşlık. Alman vatandaşı oldunuz diye Türk vatandaşlığınızı kaybedecek değilsiniz. Dolayısıyla
İkisini de tutabiliyorsunuz zaten. Bu yıllardır böyle bizim gurbetçi arkadaşlarımızın yaşadığı problemdi. Bu da çözüldü. Artık çifte vatandaşlık sahibi olabiliyorsunuz. Evet, o da başka güzel bir şey aslında. O da büyük bir avantaj. Evet, zamanlama olarak buna da denk gelmiş olmamıza sevindim açıkçası. Konular çok. Bence birinci partımızı şimdilik bitirelim. İkinci partta zaten muhtemelen devam ederiz. Birçok konu var. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere. Siz bu bilgileri hazmederken biz de ikinci bölüme hazırlanacağız. Evet, bu arada sizin de merak ettiğiniz ve bizim atladığımız konular varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Onlarla ilgili de daha detaylı, belki daha atladığımız kısımlarla ilgili başka videolar da çekebiliriz. Bu arada Instagram hesaplarımızı da aşağıda paylaşalım. Hatta bir yandan da tabii bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bu şekilde bizi diğer videolar konusunda motive etmiş olursunuz. O zaman şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdiden teşekkür ettik. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.